Tabii bugün toplantı saat 14.00 itibariyle başladı. Biraz önce de sizin dediğiniz gibi bitti. Tabii bu süreç içerisinde bizim bir itiraz, olağanüstü itiraz dilekçemiz vardı. Onun arkasında ek bir dilekçemiz vardı. Bir de ikisini birleştirdiğimiz bir dilekçemiz vardı. Toplu olsun diye. Bunlar üzerinde bir görüşme takvimine başlamış olduk, sürecine başlamış olduk. Bugün ilk defa bizim sunmuş olduğumuz dilekçe tüm kurul üyelerine aktarıldı, okundu ve daha sonra tarafıma bir söz verilerek yaklaşık 2,5 saat yakın bir sunumda bulundum. Sunumun içeriği de hem dilekçemizin kısa bir özeti, dilekçemiz içerisinde bulunmayan olaylar, iddialar, ayrıca dilekçemizin ekinde bulunan bütün belgeleri, bilgileri 20 klasör evrakın içerisindeki tek tek kurul üyelerine göstererek içi boş deliller olmadığını, içi boş evraklar olmadığını, klasörler içerisinde ne denince kararın sonucu etkileyici belgeler, bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Böyle görsellerini de sunarak 2,5 saat yakın bir sunum yaptık. Kurul üyelerimizin arada bir soruları oldu, onları da cevapladık. Daha farklı bir şekilde elimize bir takım bu süreçle ilgili hukuki görüşler elimizde vardı. Onları kurul üyeleriyle paylaşma imkanımız da oldu. Süreci bu şekilde kendi açımızdan bitirdikten sonra diğer partilerin üyelerine de temsilcilerine de birer bizim diyeceklerimize iddiama karşı bir cevap hakkı verildi. Onlar da konuştuktan sonra kurul üyeleri toplam bir değerlendirmek, usul hakkında bir karar vermek, ara kararlı hakkında nasıl bir işlem yapılacaklar konusunda da yarın toplamak üzere toplantıyı erteledik. Tabii ki bizim burada iddialarımızın tamamı temel olan gerçekten belgenin, bilginin havada uçuştuğu ya da naylon bir şey yok yani. Tamamen sağlam. 2014 yılında CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kurul üyelerine getirdiği 10 tane maddeyi de yanlarına koyarak orada bir takım iddialarla bizim bugünkü iddialarımızı mukayesesini de yapma imkanımız oldu. Oradaki iddialarla bizimkine hiçbir zaman örtüşmüyor. Bunu hiçbir zaman 2014 Ankara seçimleriyle de mukayese etmemek gerek. Oradaki iptal gerekçeli, iptal talepleriyle bizim taleplerimiz tamamen farklı. Burada biz sayı veriyoruz, rakam veriyoruz, isim veriyoruz, hangi sandıkta oy kullandı diyor, şu kadar kısıtlı seçmen diyoruz, tutuklu seçmen diyoruz, ölü seçmen diyoruz. Memur olmayan sandık başkanlığı, sandık numaralarına kadar isimlerini, soyadlarını tam bir liste halinde bütün Yüksek Seçim Kurulu'na kadar, bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı iptal anlamında vermiş bulunmaktayız. Ondan dolayı bizim belgelerimiz sağlam, delillerimiz sağlam. Kurul üyelerinin bunu bugün anlatma imkanımız oldu. Tabii ilerleyen süreçte de her iddiamızı kurul üyeleri tartıştığı zaman tekrar söz alma, konuşma, tekrar bunu hatırlatma imkanımız da olacak. Yeni beyanlarda bulunma imkanımız her zaman için var. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Valla bundan sonraki süreci kurul üyelerimiz bir ara karar alabilirler. Ara kararla bizim talep etmiş olduğumuz bilgileri, belgeleri ilçe seçim kurullarından, gerekirse savcılıktan, gerekirse memur olup olmadıkları konusunda devlet pensiyon başkanlığından istenebilecek her yerden. Çünkü biz delillerimizi gösterdik. Gösterdiğimiz delillerin nerede olduğunu da gösterdik. Adresini de gösterdik. Göstermiş olduğumuz delillerin adreslerinden istenmesi noktasında ara kararları sırasıyla vermesi gerekecek. Öyle bir süreci yaşayacağız diyebilirim. Efendim, kanun hükmünde kararnameler noktasında kamudan ihraç edilenlere yönelik bir eklekçe vermiştiniz. Evet. Konunun Yüksek Seçim Kurulu'ndaki yansıması ne oldu? O konuda yansıması olumlu olumsuz deme noktasında değilim. Biz o iddiamızı dilekçede sunduk. Hukuki görüşlerimizi ileri sürdük. Çünkü 298 sayılı kanunun 8. maddesi açık. Kamu hizmetlerine yasaklı olanlar diyor, seçmen olamaz diyor. Bunlar da kamu hizmetlerine yasaklı olduğu Danıştay'ın kararıyla da sabit olduğuna göre iki tane bir kanun metni var, bir Danıştay hükmü var. İkisini örtüştürmeleri gerekiyor. Bu konuda tamamen takdir tabii Yüksek Seçim Kurulu üyelerimizin. Peki İstanbul'da, affedersin, İstanbul'da KHK ile ilgili olan kısım kabul edilirse bu Türkiye geneline yansıması gerekmiyor mu? Şimdi şöyle bir şey yani. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta Keskin'le ilgili bir karar verildi. 4 yerde seçimin yenilenmez kararlar çıktı. Burada niye? Kısıtlı seçmenlerle ilgili bir husus ortadaydı. Şimdi bu kısıtlı seçmenler Keskin'de belki o mahallenin muhtarına, o mahalledeki ilgili meclisine ve belediye meclisine oy kullandılar. Şimdi muhtarlık seçimleriyle ilgili ve diğer seçim türüyle ilgili süreç bitti. Olan ve itiraz süreçleri bittiği için buradaki Keskin'deki belediye başkanlığı iptali, muhtarlık seçimi iptalini getirdi mi o mahalledeki? Belki o kısıtlı seçmenler orada mahalle muhtarlığı içinde oy kullandılar. Başa baş çıkan sonuçlar da olmuştur.
Bunların bir seçim türü kesinleştikten sonra seçim hukuku şekli bir hukuk. Artık o seçim türüne geri dönerek vay burada da bu var denmez. Kesinleşmiş olan seçim türlerine ilgili bir farklı bir durum ortaya çıkmaz diye söyleyebilirim. Yani kurulun ne kadar sürede karar vermesini öngörüyorsunuz? Yani ben bir süre konusunda bir sınırlama, bir süre sınırlı hapsetme noktasında da kurulun bu işi sağlıklı bir şekilde götürmesi, bütün delillerimizi incelemesi, nihayetinde kamu vicdanını, kamuyu rahatlatıcı, vatandaşlarımızı, milletimizi rahatlatıcı bir karar vermesi noktasında süreye bağlı dersek, şu kadar sürede verecek, bu kadar süre verecek, bütün hepsini bir çerçevede sınırlamış oluruz. Bu da tam sağlıklı, bir gün geç olsun, iki gün geç olsun ama tam sağlıklı bir netice inşallah alalım istiyoruz. Sunumlarınız devam edecek herhalde. Tabii benim sunumlarım, görüşlerim devam edecek yani. Önce bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ninki, arkasından diğer MHP'ninki görüşülü. Arkasından bağımsız iki tane adayın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iptalle ilgili bir müracaatları varmış. Onlar da daha sonra alındı. Teşekkür ederim. Tamam. İyi akşamlar.